Sakın sesinizi çıkarmayın. Pelin rüya olduğunu sanıyor. Tekrar uyumaya başladı. Biraz bekler, dolaba saklanırız. Şşşt. Rüya olmadığınızı biliyorum. Neredesiniz? Günaydın Pelin. Günaydın anneciğim. Erken kalkmışsın hayatım. Evet. Bu sepet nedir? Odamda piknik yapacağım anneciğim. Evet. Odanda piknik mi yapacaksın? Evet anneciğim. Müsaadenle pikniğime geç kaldım. Git bakalım. Ben geldim. Size yemek getirdim. Kimse ortaya çıkmayacak mı? Tamam. O zaman ben de pencereleri kapatırım. Bütün kapıları kilitlerim. Az kalsın Bay Bay Kuş içeri giriyordu. Benim dışarı çıkmam lazım. Bu dolapta saçlarım bozuldu. Hayatım, Pelin gerçekten iyi bir kıza benziyor. Bütün gece ondan kaçtık ama söylediklerini sen de duydun. Bak bize yemek bile getirmiş. Yemek mi? Yemek, yemek, yemek. Bence de bu kız iyi biri. Öz kardeşimden daha çok düşünüyor beni. Nasıl kafiye yaptım ama. Şair mi olsam sevgili ailem, ne dersiniz? Of boyu, of. Gerçi ben de çok acıktım. Buradan Pelin'le tanışmadan çıkamayacağımız bir gerçek. İyi de insanlar bizi duyamaz ki. Haklısın Köstebal'ım ama işaretlerle anlaşırız. Siz bekleyin, önce ben giderim. Hayatım, dikkatli ol. Ve siz çıkana kadar da burada beklerim. Merhaba. Sana da merhaba ufaklık. Gerçi boy farkından burada ufaklık ben oluyorum ama. Şey bak, bizim için yaptıklarına gerçekten minnettarız. Sen konuşuyorsun. Sen beni duyabiliyor musun? Hı. Diğerleri nerede peki? Onlarla da konuşmak istiyorum. Baba, Pelin bizi duyabiliyor. Merhaba, ben Dede Köstebek. Ben Baba Köstebek. Ben Anne Köstebek. Ben de Süslüyüm. Frikko, boyo benim adım. Bizler Köstebekgilleriz. Ben de Pelin. Sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum Sayın Köstebekgiller. Piknik yapalım mı? Ya ne yapıyorsun? Ya çekil başımdan. Ne var ne? Pelin mi?
Ona dersini verdim ben. Yoksa bir şey mi saklıyor? Pelincim, bizim yokluğumuzda bebeğe baktığın için teşekkür ederiz. Bu bahçede mi yaşıyorsunuz? Yaşıyorduk. Dün gece gittiğimizde evimizin yıkıldığını gördük. Şu anda gidecek yerimiz yok. Üzülmeyin. Size yeni bir yuva bulana kadar burada kalabilirsiniz. Frikko! Acaba bu kurabiyelerden daha var mı? Sepette var. Oyo. Al bakalım. Ben bu dev kurabiyelere bayıldım. Afiyet olsun. Sıradaki plan nedir? Gece olmadan ev yapmak için uygun bir yer bulmalıyız. Ama önce bu evden çıkmalıyız. Galiba kusacağım. Sakın üzerime kusma boyo. Biraz daha dayanın çocuklar. Hayatım, kilo mu aldın sen? Pardon köstebalım. Bebeği yakalayın. Şş, sessiz olun. Pelincim, gelsene hayatım, seni Caner'in dedesiyle tanıştırayım. Tabii. Hemen geliyorum anneciğim. Tamam canım. Siz beni burada bekleyin. Ben hemen geleceğim. Çıkıp biraz temiz hava almalıyım. Oy, dur. Pelinlerin salonunda orman var. Orman mı? Ay, çok güzel. Hemen kendimize bir yuva bulalım ve bu sefer kendime ayrı bir oda istiyorum. Boyo sürekli horluyor. O içimdeki kaplan bir kere. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Köster Bey'in kaçtığı kırk ormana benziyor. Acaba nerede otursak? Şurası nasıl? Ha yok yok, şurası olsun. Manzarası da var. Hayır, burası güzel. Neler oluyor? Yine saçlarım bozuldu. Bu çok garip. Ay, içim gıdıklandı. Frikko çarptı beni. Bu cam. Peki ormana nasıl gireceğiz? Kaçın, çabuk. Bizi gördü galiba, çabuk. Evet, gördü galiba. Ben geldim, sorun yok değil mi? Dışarıda annemler oturuyor. Geçene kadar ses yapmayın, tamam mı? Anneciğim, ben bahçede piknik yapmaya karar verdim. Tamam canım. Caner'i de çağır istersen. Caner çok sever pikniği. Tabii. İsterse gelebilir. Caner. Efendim dedeciğim. Bak, Pelin piknik yapacakmış. Hadi birlikte oynayın evladım. Tabii dedeciğim. Gel hadi. Şurada oynamak ister misin? Benim için fark etmez. Pelin, sepeti açmadan önce buradan gitmeliyiz. İyi ama nasıl?
Anlat bakalım. Odanda ne saklıyorsun? Nasıl, anlamadım? Yoksa sepetinde mi saklıyorsun? Hayır, hiçbir şey saklamıyorum. Aç o zaman. Açmam. Neden korktun? Korkmadım. Bu ne biçim piknik? Sen açmazsan ben açarım. Dur. Boş sepetle pikniğe gelmiş. Sana boş sepetinle iyi eğlenceler. Umarım kendimize yaşayacak bir yer buluruz. Merak etme Köstebal'ım. Ailemiz için en güzel yeri bulacağımıza eminim. Bir ışık var. Bu taraftan. Anneciğim! Ne o? Korktun mu? Sanki sen korkmadın. Anneciğim! Korkmayın çocuklar. Burada bizden başka kimse yok. Sanırım burası terk edilmiş. Hem de yıllar yıllar önce terk edilmiş. Demek efsane doğruymuş. Buna inanamıyorum. Köstebekya'nın kitabı. Köstebekya mı? Atalarımızın geldiği yer.